Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın dünyanın en güzel insanları, geleceğin en parlak, en eğlenceli, en neşeli insanları, güçlü, kararlı, ilkeli, problemleri yaratmadıkları için problemleri çözmeyi yaratanlara bırakan akıllı insanlar. Sorumluluğum yoksa ben niye kendimi üzeyim abi? Çözemiyorsam da beklerim abi, beklerim. Dünyanın en akıllı insanları, 21. yüzyılda sorunları şiddetle çözenler değil, sorunları ikna yöntemiyle çözenlerdir. Şiddet, bütün kamuoyu ve diğer bütün insanlar tarafından şiddetle de kınanır, lanetlenir zaten. Onun için çok yakın bir gelecekte terör yapanlar, akıllı insanlar tarafından tükürükle boğulacaklar. Bakın lütfen bunları not edin. Kimileri diyor ki ne zaman? Ya ben 68 yaşındayım. Pek çok anlattığımı gençlerin görecekleri umuduyla tabii anlatıyorum. Ama lütfen bugün 16-18 yaşında bir çocuk daha yolun başında ya. 7-8 sene sonra bu güzel günleri görürse onun için hiç geç değil. 7-8 sene sonra, de ki 7 sene sonra ben 75 yaşında olacağım. Benim için bile geç değil de o delikanlılar için niye geç olsun? Sabır, sabır, yıpranmamak, yıpranmamanın yolu gençler, taş olsanız stres insanı yıpratır, taş olsanız var ya taş, stres insanı yıpratır, kızgın taşa dökülmüş sirke gibidir öfke, stres insanı perişan eder, ya takmayın kafanıza be, bunların hepsi gelecek geçecek ya, ya bu Memduh Bayraktaroğlu ve benim kuşağım neler gördük neler. Ben ne badireler atlattım. İlk zamanlarda ben de herhalde bu işin içinden çıkamam der, ömrümün sonuna kadar çile çekeceğimi düşünürdüm. O kadar güzel günlerim oldu ki, o kadar güzel hayat yaşadım ki, arada da çile çektim, çekeceğiz abi. Rahmetli babacım derdi ki, kim öptüyse cevriyeyi, o çekecek ceremeyi. Abi, nimetle külfet kardeş. Hem nimetim olsun hem külfete girmeyeyim. Yok abi. Hem öpeyim cevriyeyi hem çekmeyeyim ceremeyi. Yok abi. Hem 25 kuruş hem şoför mali. Nerede bu bolluk abi? Yok. Onun için sabırla bekleyeceğiz. Canlarım benim. Gazeteleri okuyorsunuz. Mutlaka okuyor. En azından internet gazetelerini okuyorsunuz. Kulis haber diye bir şey gördüğünüzde ya da kulis köşe yazarı bir iki palavra. Neden palavra? Ya ben işlerinden geldim bunları ya. Ya gazeteci milleti var ya. Bir haber duyar siyasetle ilgili. Bilhassa siyasetle ilgili. Bir haber duyar. Haber o anda doğrudur. Ama hiç ilgi çekmez. Kimsenin umurunda bile olmayacak bir haberdir. Falanca filanca bilmem nereye gitmiş de falanca filancayla bir yerde yemek yapmış. Yemiş. Hiç insanlar, eski politikacı dostlar mühim değildir. Bir süre sonra o onu anlatır, o onu anlatır, o ona, o ona, o ona, o ona köşe yazısına gelir, kurulur haber. Abi haber ilk çıktığındaki halinin sadece %20'si doğrudur, %80'i palavradır. Dedikodudur yani. Yeni isimler eklenir, yeni olaylar eklenir, haber ilginç hale gelir. Duydun mu? Eski başbakan parti kuruyormuş. Yapma ya. Yanında kimler varmış? Falanca filanca varmış. Abi yavaş 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 hiç olmayan kişiler eklenmeye başlar. Baştan bir kişi belki doğrudur. Hatta belki parti kurma ihtimali bile bir yerlerde konuşulmuştur. Ama ondan sonra abi bir avlanır bir pullanır bir bakarsınız o partiye 100 oradan gelmiş 50 buradan gelmiş milletvekili transferleri çok güçlüymüş. Arkasında olağanüstü sermaye desteği varmış Amerika'da destek veriyormuş falan da filan da falan. Yalan dedikodu dedikodunun bini bir para abi. Bir de biliyor musunuz dünyanın en dedikoducu mesleklerinden birisi rahipler, rahibeler ve bizim imamlardır. Hahamlar da sever ama hahamlar biraz
ketumdurlar biliyorsunuz. Diyeceksiniz ki bu kadar papaz var. Bunlar günah çıkarıyor. Ya boş verin de günah çıkartmaz ya. Onlar adres alıyor sadece. Ondan sonra da günah çıkartanların günahlarını kullanıyorlar abi. Bu iş böyle böyle böyle. Neyse. Üç tane rahibe aralarında dedikodu yapıyorlarmış. Rahibelerin biri demiş ki geçen gün pederin odasına gizlice girdim. Bir ne göreyim? Bir sürü porno dergi. Hepsini aldım, ocağa attım, yaktım. İkincisi demiş ki o da bir şey mi? Ben de girdim odasına. Bir kutu vardı. Açtım kutuyu bir baktım. Bir sürü prezervatif. Kızdım, gittim, aldım elime iğneyi. Bütün prezervatiflerin hepsinin ucunu deldim, deldim, deldim. İkinci rahibe bunları anlattıktan sonra üçüncü rahibe bayılmış. Canlarım benim. Bazı dedikodular bazı kişiler tarafından ciddiye alınabilir. İşkilli müzik dinciler ya. Mutlaka bir şeyler olmuştur demek yani. Rahibe de durduk yerde bayılmamıştır. Ya dedikodu değilse, ya sahiden de iğneyle delmişse. Olur bunlar abi. Ha yok yok, imamlara falan gelmeyeceğim bizim. Bizim imamlara şimdilik yok, pardon. Canlarım benim ya. Güzel kardeşlerim, güzel dostlarım, benim güzel torunlarım. Ayıp mı kaçtı fıkra? Ya bunun neresi ayıp Allah aşkınıza ya? Kimsesiz kız çocukları okullar, manastırlarda rahibe olacaklardır. 18 yaşını geçmişler, baş rahibe böyle 3 kızı yolcu edecek. Siz diyor, kız kardeşlerim, günahtan arındırılmış bu okuldan az sonra çıkacak günah yuvalarının içine karışacaksınız. Pek çok erkek sizinle beraber olmak isteyecek. Size yemek ısmarlayacak, cicili bicili elbiseler almak isteyecek, tatlı sözler edecek. Sizi mutlaka ve mutlaka kandırıp en sonunda büyük ihtimalle evine götürecek. Sonra sizin bekaretinizi alacak ve elinize 40-50 dolar bir para verip sizi gönderecek. Rahibelerden biri ama yapmayın demiş. Ne oldu kız kardeşim demiş baş rahibe. Ama demiş efendim, peder bey bizi çoktan bekaretimizi bozdu. Ve bize sadece şeker veriyordu. Ay canlarım benim ya. Bizim halkımızın, bizim seçmenlerimizin pek çoğu kendini hala bakire sanıyor siyasi konularda. Aha! Pek çoğu ise bakire olmadığını farkında da bir şekere gittiğine üzülüyor. Bütün içinin yanması... Ya bir kesme şekere gittik ya diyorlar. Ya da belki akide şekeri. Orasını bilmiyoruz. Canlarım benim be. Güzellerim benim. Oflu Hoca'yı biliyorsunuz değil mi? Hadi bir de imam bizden anlatayım be. Bir Oflu Hoca anlatayım. Oflu Hoca ile iki tane anlatayım. İki tane anlatayım peki. Bunu daha önce anlatmıştım galiba bir tanesini ama bir de anlatayım. Oflu Hoca camide din konusunda vaaz veriyor. Vaaz verirken iki tane melekten söz ediyor. Münkir ve Nekir. Ya da Münker ve Nekir. Bunların diyor, bu meleklerin birisi sağ omuzumuzdadır. Sevaplarımızı yazar. Ötekisi sol omuzumuzdadır. O da günahlarımızı yazar. Zinhar bunu unutmayın. Onun için diyor, selam verirken Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deriz. Yani Allah'ım melekler bizi günahlardan koruyun demektir bu diye de hatırlatır. Temel ilk defa gitmiştir daha camiye. İlk gidişidir ve ilk gidişinde de bunu öğrenir. Eve gider. O gün akşam namazını kılmak için seccadenin başına geçer. Ve sonra da artık selam verme süresi gelir ve bakın temel nasıl selam verir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sağa tarafa
Ha siktir Zula sol tarafa. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ha siktir Zula. Abi iyi meleklere selam veriyor. Günah yazanlara siktir çekiyor. Abi temel deyip geçmeyin ha. Türkiye'nin yarısı temel. Vallahi temel billahi temel. Temel deyince aklıma geldi. Fıkra bu ya. Kayserililerle Rizeliler savaşa tutuşmuşlar. Bir siperde Kayseriler, bir siperde Rizeliler. Kayseriler demişler ki ulan hiç çıkmıyorlar ya dışarıya bunlar. Ne yapacak, ne edecek? Birisi demiş ki yeğenim bunların adı ya temeldir ya dursundur. Temel kim diye bağıracağız. Oo, pek çok çıkacak ayağa kalkacak takır 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 vuracağız. Vallahi iyi fikirler demişler. Bağırmış birisi. Hanginiz temelsiniz kalkmış ayağa. Temeller kalkmış tabii hepsi. Dikilmişler takır 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 temelleri vurmuşlar. Hanginiz dursunsunuz? Dursunlar kalkmış ayağa takır takır. Az kalmışlar bunlar tabii. İdris var. Başkaları da var abi. Sadece temelle dursun yok ki. Bir sürü Karadenizli var daha. Bunlar ne yapacağız demişler. Biz bunları nasıl öldüreceğiz? İdris demiş ki. İçinizde 20 lirası olan var mıdır? Hemen oradan bakmışlar bir tane bütünlük 20 kağıt çıkarmışlar. İdris ayağa kalkmış. 20 lirayı yere atmış ileriye. Ula bir 20 lira kimin dur demiş. Bütün Kayseriler çıkmışlar. Canlarım benim ya. Türkiye'de son dönemlerde en çok siyaset mekanlarında kimi gördük siyaset sahnelerinde? Kayserilileri. Cumhurbaşkanı oldular, Milli Savunma Bakanı oldular, Sağlık Bakanı ya neler olmadılar ki ya? Her bir şey oldular. Onun için bu Kayserililere dikkat edin. Yakında işte onlarla ilgili dedikodu var. Onlar kuracaklarmış bir partiyi. Kurarlar mı? Abi kurarlar, kurarlar ama ben zannetmiyorum ki Abdullah Gül bu partinin, bu siyasetin içine girsin. Ya ben zannetmiyorum. Hatta anlatırlar. Derlerdi ki Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül bir gün böyle bir tahta köprünün başında karşıya geçecekler. Arkalarında da binlerce asker, tanklar falan filan. Recep Tayyip Erdoğan köprüden paldır kündür lambur lumbur geçmiş abi. Hiç kimseye sormadan, danışmadan, ölçmeden, biçmeden, denemeden. Abi tabi köprünün belirli bir yerleri çakılmış düşmüş. İkinci sıra Ahmet Davutoğlu'ndaymış. Ahmet Davutoğlu önce bir manga asker göndermiş. Ha bakmış manga askerin geçtiği yerler çökmüyor. Öyle geçmiş. Abdullah Gül ise tank taburunu göndermiş. Şimdi bu kadar garantici bir adam siyaset bundan sonra yapar mı ya? Ha yaptırabilir. Oo, kesinlikle akıllıdır. Kesinlikle akıllıdır. O konuda çok akıllıdır. Ama kendi siyaset yapacak da bir partinin başına geçecek de o riske girmez abi. Mümkün değil. Canlarım benim. Bu sabahlık bu kadar. Öğlende 13'te görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Hoşçakalın.